Düşünün ki dünya tarihinde görülmemiş büyüklükte bir alandan bahsediyoruz. 10 il ve iki büyük felaket 7,7 ve 7,6 artçıları saymıyorum. 10 binlerce vatandaş ve kurtulanlar bu büyük felaketten kurtulanlar yaşadıkları şehirleri terk etme çabasında. Çünkü başlarına yıkılan şehirler artık onlar için bir yaşam alanı olmaktan çıktı. Ve ya işte çalıştıkları kurumların araçlarıyla ya da kendi imkanlarıyla yaşadıkları şehirleri terk ediyorlar. O şehirlerden uzaklaşıyorlar. Fakat şimdi bakın ekrana getireceğimiz görüntüye dikkatinizi çekmek istiyorum. İçlerinden biri vardı ki aslında o yaşadığımız büyük felaketi belki de en çıplak haliyle anlatıyor. O çaresizliği. Başımıza gelen felaketi işte bir deprem Z'de enkaz altından çıkardığı kullanılamaz haldeki otomobilleriyle kaçarken görüntülendi. Asrın felaketinden sonra deprem bölgesinden kaçan kaçana ama böylesi bir kaçış ilk kez görüntülendi. Deprem sonrası kendi imkanları ya da kurumların sağladığı araçlarla uzaklaşmaya çalışan depremzedelerin çokluğu yüzünden bölgede trafik sık sık tıkanıyor. Ablam sürüyor orada. O yoğunlukta takılan sürücülerden biri telefonuyla bu görüntüyü kaydetti. Bir kadın sürücü bölgeden kaçmak için yollara düşmüştü. Bunun için kendisinden daha fazla zarar gören aracını kullanmaktan da çekinmemişti. Bağlamış. Aracın nasıl bir afetten çıktığı her halinden belliydi. Düşen tamponu bile kabloyla tavana bağlanmıştı. Birçok depremzede de enkaz altında hurdaya dönen araçlarına daha ilini bile sürmemişti. Ama o ne kendisi durdu deprem bölgesinde ne de enkaz altından çıkarılan otomobilini bıraktı ardında. Aracı bu haliyle ne kadar yol gidebildi, hedefine ulaşabildi mi bilinmiyor ama bu görüntü kaçanların çaresizliğini çok iyi anlatıyor.